Reyhan beni yanlış anladı. Onu satın almaya çalıştığımı zannetti. Ne diyorsun sen Miran? Şadoğullarına konan haysi çekeceksin. Miran, ben böyle bir şeyi nasıl yaparım? Yapacaksın! Çünkü ben Reyhan beni yanlış anlamışken hiçbir şey yapmadan duramam. Bu işi babaannem ve sen çözebilirsiniz. Babaannem malum yapmayacağına göre sen çözeceksin Fırat. Bana sen yardım edeceksin kardeşim. O haçsı çekeceksin. Gül, ne yapıyorsun? Sen benim yüzümü mü ezberliyorsun? Ya, sadece Miran mı? Sen mi? Karar veremiyorum. Sen nasıl bir şeysin? Günaydın. Neye gülüyorsunuz böyle? Günaydın. Sen neye gülüyorsun bakalım? Hiç. Ben bir komiklik yaptım da ona gülüyorum. Oy, ben seni yerim. Ben seni yerim. Bal mı sürmüşler bu yanaklara, çikolata mı sürmüşler? Anne, sen benim yanağıma ne sürdün? Ay, kuzum. Oh. Maşallah. Keyifler yerinde. Tabii. Neden olmasın? Ben de böyle bir kızı koskoca ağoğluna kaktırsaydım benim de keyfim yerinde olurdu. Handan! Ne var Zehra? Dediklerimin hepsi doğru biliyorsun. Hiçbir anne böyle bir kızı tek oğluna gelin olarak istemez. Senin ağzından çıkan kulağın duyuyor mu be? Heh, bırakın be! Bırakın bakalım Allah'ın vitaminsizi ne yapabilecekmiş? Ama Zehra, çek elini! İndir elini! Haklısın, sen de haklısın. Neden? Bütün kabahat benim akılsız oğlumda. Bir sevdadır diye tutturmuş, nereye gidiyor bakalım? Akşamı nerede sabah ettin torunum? Bak gördün mü? Artık sana cevap vermiyor. Vermeyecek de. O benim torunum. Vakti gelir susarız. Vakti gelir konuşuruz. Ama sonunda mesele neyse hallederiz. Taş mı senin kalbin? Hiç mi üzülmüyorsun? Bak eridi bitti Miran abi. Hiç mi için sızlamıyor? Kimsenin eridiği falan yok. Kalbine söz geçirememekten yaşıyor her şey. Senin hiç mi suçun yok babaanne? Hadi tamam. Miran abim kalbine söz geçiremiyor. Ya Gönül ablam? Onun düştüğü bu haller de mi kendi suçu? Ya babaanne?
Gönül. Miran. Gelmişsin. Neredeydin? Senin ne işin var burada? Ben sana odama girmeyeceğim demedim mi? Üç yıl Miran. Üç uzun yıl. Bir kerecik yanında uyumadım. Şimdi bana diyorsun ki ben yokken de uyuma. Yokluğumu bile paylaşmam seninle diyorsun, he mi? Kızma, tamam. Uyumam bir daha. Odana da gelmem. Kızdırma sen de. Bunları yapmasan kalbin kırılmayacak. Bakışımdan bile rahatsız oluyorsun. Benden nefret ediyorsun, değil mi? Ben senden nefret etmiyorum Gönül. Ben seni çok seviyorum. Ama bu sevgi bir amca kızını sevmekten öteye geçmedi. Ben babaannem ne dediyse onu yaptım. Sen üzül, zarar gör, asla istemem. Ama ben seninle kendi rızamla değil, babaannemin rızasıyla evlendim. Bunu sen de biliyorsun. Bak bu gözyaşlarım benim içimi acıtıyor. Ama benim de içim yanıyor be Gönül. Keşke olmasaydı. Üzgünüm. Ama elimde değil. Seni asla karım gibi sevemedim. Babaannem evlen dediğinde kabul etmemem lazımdı. Ben gözümü açtım. İlk seni gördüm. Hep seni sevdim. Hatırlıyor musun? İlkokula başlamıştım. Seninle el ele tutuşur giderdik okula. Daha o zamandan derdim işte. Bir gün biz evleneceğiz. Ben hiçbir zaman başka türlüsünü düşünmemiştim ki. O eli hep tutacaksın. Hep seninle geçecek bildim. Yapma Gönül, yapma. Olmuyor işte. Gör artık. Bak, bu yaşadığın duygu sana zarar veriyor. Kendine zarar verecek kadar çıldırdın. Yapma. Reyhan'dan vazgeç desem, geçer misin? O zaman bana da deme. Yüzüne bakma. Yanına alma. Elimi tutma peki. Ama kalbimdekini söküp atmaya çalışma. Çünkü benim tutunduğum tek şey o. Oh.
Ha, ha, ha.